Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Haluk. Bugünkü videomuzun konusu Panther 2. Buff'ı daha doğrusu. Şimdi Panther 2'deki mevzu şu. Tabii buna geçmeden önce ben bir kamerayı kapatayım. Evet, şimdi geldik Panther 2'ye. Şimdi Tanks GG'den baktığımıza göre sadece zaten bir ortalama hasarına buff geldi. Başka herhangi bir yerinde oynama falan olmadı. Eskiden 1800 iken şimdi 2100'e çıkmış durumda. DPM'i haliyle potansiyel hasarı da buna bağlı olarak artmış oldu. Bunun haricinde bunda hiçbir değişiklik yok. 8 saniyede yüklüyor. 2.20 aim'i var. Bu Panther 8'den daha iyi. Dispersion'ı ve turret halindeki genel şeyi, şu moving ve tank traverse, tank dönüşü aynı ama diğerlerinin hepsi damage de aynı. Diğerlerin hepsi ondan daha iyi. Zırhı da bir nebze ondan daha iyi. Bu tank 10 tiyerleri gördüğünde bir sıkıntı yaşamaz. O kadar, hani onun kadar. Çünkü normal 223 deliyor. Gold'u da 261 deliyor ki bu en azından bunun için yeter. Bunun tek sıkıntısı biraz zırh konusunda sıkıntı var. Hani full armor, yani gövdesinin en azından 120, 130, 140 gibi bir şey olup, yani en azından 120 falan olup yanlarını 80-80, ki gerçekte de öyle bir şey olabilir yani. Ya da oyun dengesine göre. Burada bir hata var. Sıfır değildir bu. Taret armoru 60 falandır, 60. 60, 60 ya da 40 falandır. Taret armorunda şöyle bir 140-150 olması bence gerekli. Ön tarafının bu. Yanlarında aynı şekilde 60-60 olması çok da bir şey değiştirmez. Yani Panther 2 eskiden çok güzel aletti. Belki oyunun en güzel, çoğu kişinin başlamak isteyeceği tanklardan biridir. Ama biraz eziliyor. Şu anki halinde bayağıdır oynamadım bu tankı. Bir maç dahi yapmadım şu an yeni güncellemeden sonra. Ondan önce de yapmamıştım zaten. Şimdi oyun içine geçelim. Bir de oyun içinden bakalım. Tabii oyun içine geçmeden önce bir 3D modeline bir bakalım. Şöyle live yapalım. Evet. Kendi 223 dereceliği olan bir tankla, kendi gibi bir tankla durumu bundan ibaret. Yani şu açıdan baktığınızı düşünün. Her türlü 6 tierler bile çoğu bunu 6 tierler bile çoğu bunu delebilir. Yani yanları 160, yani aynı onun gibi bir şey oluyor. Yanlarını zaten en fazla şöyle ki taretten yine yer. Hadi şöyle baktığını varsay, yine her türlü yiyor yani, pek açı verilecek halde değil. Yani durum bundan ibaret. Bunun biraz zırh konusunda sıkıntısı var. Dereceliği falan yine fena değil kendi tipine, türüne göre. Şimdi oyun içine geçelim. Şimdi oyun içine geçtiğimizde durum şöyle. Bende silah arkadaşlığı full, atış yetenekleri verili, 6. his verili. Tamir verili çünkü bu biraz daha yakın oynayıp biraz daha hani ağrımsı bir tank olduğu için ELM gibi. Tamir yeteneklerine verdim. En iyi halde tabi azık yok. Nişan alma süresi 1.87'ye düşmüş. Nişan alma şeyi var, donanımı var. Yükleme süresi 6.75. Bir de kaplı optik ne olursa olsun gerekli oluyor. Aynen bak, 160. Burası 0 gösteriyor da 60.60'mış. Aynen doğru. Durum şimdilik bundan ibaret. Bir maç içine geçelim. İki maç yapalım. Bakalım nasılmış. Hani buradaki haline baktım. Bir de şöyle yapalım. Ya gerçi şeyi buradan görünmüyor ama silah arkadaşlığı değil mesela, buna hız diyor. Hız da buna hızlık takılacak pek de bir şey yok. Havalandırma taksan yani en fazla böyle olur. Buna kap düşey dengeleyici takılıyordu. Aslında düşey dengeleyici de takılabilir ama nişan almadan ya da yüklemeden ya da kaplı optikten kısacaksınız, öyle düşey dengeleyici takacaksınız. Yani ben ileride bunu değiştirirsem bir denerim. Hangisi daha mantıklıysa onu takmaya, daha doğrusu takarsam böyle böyleymiş diye söylerim. Neyse, şimdi maça geçelim. Evet, ilk haritamız otoyol. Yalnız biraz ses fazla geldi. Arkadaşlar demiş çok sessiz oluyor. Bunu artıralım. Şunu biraz kısalım. 15 inşallah.
Şey içinde de fena değildir sesi. Sağa gitmeyi düşünüyorum ama şöyle söyleyeyim, sağa da gideceğiz. Destek genelde gelmiyor. Şu haritada yani şuraya gitmenin pek bir manası yok sağa gittiğinde. Şuraya baskı kurmak lazım ki bu adamlar buradan geçemesin. Artı diye bir tane var bu arada. Tam bir çaladan çırpıdan. Bak kimse gelmiyor. Daha M41 bulldog güzel yere kapak attı. O yönden sıkıntı yok. Ha, T69'un geçmesi hiç iyi olmayacak bak işte. Beni biri açtı mı, bana mı attı o? Edeceğe mi attı? Kime attı? En azından ben şuraya geçeyim de. Skoda işte geç geliyorsun kardeşim. Geç geliyorsun. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane buna vurduk. Basmanın pek bir manası yok. M41 bulldog aslında şu tepeye yanasa biz yenileceğiz, bu maç belli oldu. Çünkü takım dağılımı çok saçma. Açıldım herhalde. Bir tane de ona vurduk. Ya şu an takım kontrolü bizde gibi bir şey. Bir tane de buna. Hadi şuna bir vurun, paletini aldım. Bir oto nişan dağıtalım. T69 kardeşim gel geri ya. Şuna da bir tane pis koyalım derken paletini aldık, açıldım. Bunların buraya getirtmememiz lazım normal şartlarda. Bir tane de ona vurduk. Şu Linux'i öldürmemiz lazım. Tabii zor bir hedef. Bir tane de ona vurduk. Yalnız şeyinin avantajını biraz görüyoruz. Çok güzel. Şu LT'ye odaklandı şimdi. Bir tane vurduk. 1876 hasar ve 4-1 yeniliyoruz şu an. Şunu vur. Yok mu hiç vurabilecek kişi? Hadi. Açmış mı ya da 10 canı falan kaldı herhalde. Şurayı bir yıkmamız lazım bizim. En azından geçeni görmek için. Evet bak. LHMT ve hala bana atıyor. Şunu vurun ya, bak 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 bak. LT zor bir tank vurulması. Beni paletle yakaladı, yandık. Bir tane de ona vurduk. Artımızdan hiçbir destek bir şey gelmedi. Yalnız 5'e 5'e getirdik maçı. Şu an 5-5 maç. Hareket edemiyoruz tabi haliyle. Takım gerçekten kötü ya. T69 yanımıza yaklaşıyor. Biraz şanslı bir atıştı. Normalde oraya nişan almadık. Ama şanslı bir atıştı. Bir tane de ona vurduk. Yani biz şey olarak yapacağımızı yaptık. Bence güzel bir maçtı yine de. Takım gerçekten kötüydü ama. Yani takım zorlaya zorlaya berabere getirdik de. Biz bu maçı veririz. Biz bu maçı veririz. Maç sonucu gelsin. Maç sonucu geldi. Şeyler bu şekilde gerçi. Akrevarsları falan onlar. Baktığımızda 2761 hasar. Aynı orada gördüğümüz gibi 8 kritik 2 kill almışız. Yardım hasarımız yok. Neredeyse hasarda birinciyiz. Bizim FV sonradan iyi oynadı. Yoksa bu maç gidiyordu ama biz orayı şeyle
Skoda T27 ile biz sağ tarafı tuttuk gibi bir şey. Çoğunu erittik. ET'dir, ev Linux'tir. Çoğunu biz erittik yani. Şu anlık bu. 41K'da kârı olmuş premium hesap varken. Gerçi ödül de varmış. 38K 10K falan kâr bırakıyormuş. Demek ki öyle, o civarda falan. Böyle bir demeç attığınızda. 19, 15'e isabet etmiş. 12'si denmiş. Yani bu oranda. Yani attığınızın hepsi girse zarar etmezsiniz. Gold mermi atmadım tabi. Şunu da uygulayalım bari şuna. Kendi tierinde böyle bir iş yaptı. Biraz zor bir map'ti. O map biraz sıkıntılı bir map. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maçımız Hayalet Şehir. Ne hücum kipiydi. Biz saldıran taraftayız. Burada kanatlardan gideceğiz tabi. Med olduğumuz için. Şehir içinde çok bir şey yapılamaz bu tankla. Yapılsa bile sonradan yapılır. Şu an bir şey yapamam. Kanatları deneyeceğiz. Aslında sağdan mı gitsek, soldan mı gitsek? Sağdan gideceğim yine. İnşallah gerekli destek gelir. İşte harita düzenlemesi, haritaya göre matchmaker atması gerekli. Nasıl gerekli? Şöyle gerekli. Mesela bu map'te iki tane hafifin olması gerekli bence. Karşıya da, bu tarafa da tabii ki de. T49'un biri buraya gidecek. Örneğin bir tanesi de buraya gidecek. Light'ın ki en azından maç açılsın. Sonra onların da hafifleri şöyle şöyle yerleşecek. Hani biraz daha taktiksel. Çünkü bir taraf eninde sonunda açık kalacak gibi. Neyse bakalım. Sola kimse gitmedi yalnız. T49 yerleşti oraya. Skorpiyonları orada. 380, 698. Sağlam sağlam koydular. Tabi burada yapacağımız şey ne? Kör atmak. Mermim giderse tabi. Sentryon mentryon yiyor ama görebilir miyiz? Hiç zorlama. Hiç zorlamaya gerek yok. Mermi yere düşüp duruyor ya. Toprağa gitti. Şuradaki çalıda da olabilir. Burada da yok. Bir de şuna bakalım. Burada var. Adam burada. Galiba burada çünkü. Hemen gerisindeyiz. Toprak. Bak şimdi gitti toprak efekti. Aynen adam orada. Bir de şuraya atalım. Mermim yalnız çok saçma gitmeye başladı. Başlayacağım şimdi böyle işe. Tamam. Şuraya bir daha atalım. Kör mermi denemenin sadece sıkıntısı isabet değerleriniz, istatistiğiniz düşüyor. Ama maçı kazanma şansınız artırıyor sonuçta, hiç atmamaktan iyidir. Adamları devamlı darlayıp duruyoruz burada. AMX 50 120. Şuraya bir daha atacağım. Bu adam Sentryon zaten orada da. Şimdi şehre giremem. Şehre giremem. Bir de bir deneyek şuraya. Şu geride zaten adam kesin vardır da işte oradan beni isabet ettirmesi, sonuçta göremiyor beni radarda. STR be, STR be, çok şey oynuyorsun. Bakalım hiç sonradan girmiş olacak mı mermi? Aha burada biri var. Toprak efekti. Belki çalıdan görünmemiş olabilir ama. Adamlar devamlı darlayıp duruyor. Bak aynı yerde duramıyor haliyle. Biraz mermi kalmayacak. Bolda geçmek zorunda kalacağız. Toprağa gitti o.
Şu an 4-1 öndeyiz. Buradan artık bir şey yapamayacağız. Nasıl yapsak? Buradan bir şey çıkmaz bize. Şöyle sağ kanattan dibe girip E75'ten gerekirse bir atışı kabullenip şey mi yapsak? Şöyle yapacağız o zaman. Tamam, o bir tane yedi. E49'dan yalnız yersen küstürür beni. T49 bana arkadan vurursa yemin ederim var ya, oyundan soğurum. Yok, bu direksiyonu buraya tutmuştur. Riske atmayacağım. Of. M53 tek attı. Bildiğin tek attı. Çat diye vurdu yani. Ve nasıl yapacağız? TL5A orada. Sentriyon orada. Bunlar PZ58 Mutz. E75 de herhalde ortada aynen. Şöyle, bu adamların birisi burada. Tamam. PZ58 Mutz orada. Udes buradaymış bak. Bak hele bak. Yapıştır baba, yapıştır yapıştır yapıştır. Ne oldu lan? Mermin bitti senin. Senin mermin bitti. İnşallah artıdan tek yemem. Şimdi bizim takım basıyor. Şansa bak ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Adam da orada yatıyormuş daha ya. Ya burada benlik çok bir sıkıntı yok çünkü takım buradan ilerlemedi. Yani karşımda çok şarjörlü var. Mas sonucu geldi. Bak, dediğim gibi normalde 550 falan gösteriyordu. İki tane daha fazladan atış girmiş. Yani çok attık. 26 atışta 4 5 isabet. 4 de elma ama en azından maçı kazandırmış oldu. Adamlar devamlı oradan hareket halinde durmasını sağladım. Sabitleyip de devamlı spotlamasını engelledim bir nebze olarak. Yani Panther 2 durumu bu ama zırh olarak değerini gördünüz. Yani çoğunu aldım. Bir bunu sektirdim. Bir daha MX-50 100'den sektirdim. Bunu göstermedi. Herhalde palete geldi. Esken düşman ateşi delemeyen diyor. Aynen, bu palete geldiği için herhalde saymış normalde. Hani durum bundan ibaret. Neyse arkadaşlar, Panther 2 böyleydi. Bir sonraki video E50 videosu olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.